aslında bu dördüncüsü olacak işçi emekçi mitinginin. Miting programı akışında tüm işte örgütleyicisi olan kurumların ortak bir metni ve ondan sonra aslında olması gerekeni bizler yapıyoruz. Bugünün koşullarında bir ülkede bir miting olduğunda, o kürsüde sadece başkanlar ve sendika başkanları yer alıyor veyahut da daha bürokrasi orada yer alıyor. Ama bizler kürsümüzü bu şekilde kullanmıyoruz. O kürsüyü bugün direnen işçi ve emekçilere bırakıyoruz ve bu süreç içerisinde de mitingi faaliyetlerini yürüttüğümüz süreç içerisinde de örgütleyici tüm kurumlarla birlikte direnen işçileri tek tek ziyaret edip ve 20 Ekim'de kürsüde yer almasını sağlamaya çalışıyoruz. Bugünkü geldiğimiz koşullarda yaşadığımız koşullar açık bir şekilde ortadadır. AKP iktidarı tüm toplumsal kesimlere baskıyla, zorbalıkla sindirmeye çalışıyor ve içerisinden geçtiğimiz koşullarla birlikte ülkede AKP iktidarının uyguladığı politikalar sonucunda derinleşen bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Ve bununla birlikte aslında AKP iktidarı sadece içerideki toplumsal kesimlere dönük saldırılarla yetinmiyor. Savaş ve saldırganlık politikalarını izleyerek işte dışarıda İsrail'e karşı olduğunu söyleyip aslında bizlere Hamas'ın tutuklar atıyor ve bununla da kalmıyor AKP iktidarı. İçeride de Kürt halkına dönük saldırılarını pervasızca işletebiliyor. Ve sınıfa dönük, işçi sınıfına dönük saldırılar her geçen gün yoğunlaşıyor. İşte yasal görüşmeleri süren yeni iş yasası planlanıyor. Bu yeni iş yasasında aslında işçi ve emekçilere güvencesizlik ve geleceksizlik dayatılıyor. Kazanılmış haklar tırpanlanıyor. Bir taraftan kadınlara dönük saldırılar her geçen gün artıyor. Kadın katliamları her geçen gün çoğalıyor. Kadına dönük taciz, tecavüz olayları her geçen gün çoğalıyor. Tamamıyla bir korku atmosferi yaratmak istiyor. Bir taraftan da öğrenci gençliğe, üniversiteli gençliğe her türlü geleceksizlik dayatılıyor. Böylesi bir süreç içerisinde biz ilerici ve devrimcilerin ya da işte işçi emekçi birliğinin aldığı bir sorumlulukla gerçekleştirdiği çağrı sonucunda bugün işçi emekçi mitingini düzenliyoruz. Ve işte az önce de ifade ettiydim, bunu işçi emekçi mitingini diğerlerinden farklı kılan o kürsü mücadele edenlerin, direnenlerin kürsüsü. Burada yaşadığımız bütün sorunların çözümü de birleşik mücadeleden geçiyor. Bunu başarabildiğimiz koşullarda, örgütlenebildiğimiz koşullarda bugünkü yaşadığımız sorunları ortadan kaldırabiliriz. Bizler devrimci bir sınıf hareketini örgütleyemediğimiz, işçi sınıfını bir güç olarak toplumsal bir sahneye çıkartamadığımız sürece iktidar, sermaye her türlü saldırılarını uygulamaya devam edecek, her türlü politikalarını uygulamaya devam edecek. Bunun için de bizler düzenli olarak işçi emekçi mitingini örgütlüyoruz. Direnenleri bir araya getirmeye, mücadele edenleri bir araya getirmeye, tüm direnen toplumsal kesimleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bizler taleplerimizi birlikte dile getirmeliyiz. Yan yana olmalıyız, omuz omuza olmalıyız. Bu yaşadığımız tüm sorunlara karşı çözümümüz birlikte mücadele etmekten geçiyor, örgütlenmekten geçiyor. Bugün işte düşük ücretlerle karşı karşıyayız, sendikal faaliyetlerindeki engellerle karşı karşıyayız, güvencesiz çalışmayla karşı karşıyayız, esnek çalışmayla karşı karşıyayız, baskıyla, mobbingle karşı karşıyayız, kadın işçilerinin daha fazla fabrikalara sömürülmesiyle karşı karşıyayız ya da aynı işi yapmalara rağmen eşit ücret alamamasıyla karşı karşıyayız. Birçok sorunla karşı karşıyayız ve bu sorunlarımızı da çözüm yolu birlikte mücadele etmekten geçiyor ve buradan da tüm işçi ve emekçileri birlikte omuz omuza olmaya, birlikte taleplerimizi Kartal Meydanı'nda haykırmaya davet ediyorum.